Selam dostlar. Bugünkü videomda sizlere demin BİM'den satın almış olduğum SGS Plus akülü vidalama ürününü tanıtacağım. Aynı zamanda yaşadığım tecrübeyi aktaracağım. Değerli dostlar, biliyorsunuz daha önce Atlas markasının bir ürününü almıştım. Ben her ikisini az evvel kıyaslama yaptığımda Atlas'ın gerçekten SGS'den çok çok daha kaliteli olduğunu fark ettim. Öncelikle bu ürünü şöyle bir kutu içeriğine bir bakalım, olmazsa daha sonra bir kıyaslama yaparız. Buyurun dostlar, öncelikle içine bakalım. Dışından çıkan mukavva kartonda yani gösterilen özellikler aynen görüldüğü üzere. Aküleri falan gerçek 12 volt mu, onlara da bakacağız birlikte. Böyle güzel hoş bir çantası var. Fakat dediğim gibi ürün beklediğim kalitede çıkmadı. Bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor içerisinden. Evet, aküler 2020 12. ay üretimi. Merak edenler için yakın çekim yapıyorum. Bu şekilde bir adaptöre sahip aküleri şarj için. Yani Atlas'ınki daha pratik. Direkt şarja takılabiliyor. Benim başta gördüğüm ve haz etmediğim bir durumdur bu. Yani akünün bir tanesinde 2020 üretim iken cihazın üzerinde gelen 2012 üretim. Bakın şu 2020 üretim, bu 2012 üretim. Yani bu 8-9 yıldır tabiri caizse depoda bekleyen bir ürün. Şöyle etiketlerini de göstereyim. Yani bu bir kere benim hoşuma gitmedi. Bunun dışında ürün görüldüğü üzere Atlas'tan bir tık daha ufak. Ama şunu bilin, bakın. Malzeme yapısı Atlas'ın kalitesinde değil. Ve buradaki yön butonu, bakın, adeta güç uyguluyorum. Yani zaten anca böyle geçirebiliyorum. Mesela çalışırken şöyle yapayım diyorum, şu şekilde geçiremiyorum. Gördüğünüz üzere. Hatta buralara hafiften WD-40 sıktım ama çok az bir faydası oldu. Şimdi bu ürünü neden aldım? 230 liraya geldi BİM'e. Kardeşim de çok beğenmişti. Ona hediye olsun diye aldım ama ben kendim beğenmedim ki ona hediye edeyim. Dolayısıyla bu ürünü muhtemelen birazdan götürüp iade edeceğim. Hazır ürün elindeyken de size göstermek istedim. Akü takılım yönleri de bir garip ya. Evet. Vitesli olması benim hoşuma gitmişti. Birinci vites ve ikinci vites diye. Şu an birinci viteste. Şu anda da ikinci viteste. Önce birinci vites hızına bakalım. Bir de çalışırken garip garip sesler geliyor içerisinden. O da benim hiç hoşuma gitmedi. Sanki böyle dişliler boştaymış gibi. Mesela bu yönde iyiyken şu yöne aldığımda
Bir de mandren gevşiyor. Yani bu Atlas'ta yok böyle bir olay. Mandreni sıktığım zaman mandren gevşemiyor ama bunda mandren gevşiyor dostlar. Yani verilen para kadar bir ürün. Verilen paranın üstünde bir ürün değil kesinlikle. Bir de bunu internette 300 lira, 350 lira gibi fiyatlara satıyorlar. Kesinlikle etmez o fiyatları. Bu SGS markasını yani bugün BİM'le birlikte fark ettim. Yine bir Türk iş adamının girişimlerinden birisi. Ama yani öteki Atlas da öyle. Atlas bundan daha kaliteli. Ben onu 185 liraya aldım. Onda bir tek vites olayı yok ama sözde bu şu anda 1350 devir dönüyor. Açıklamalarında öyleydi. Yanlış görmediysem. Pardon, 1300. Bakın. Birinci viteste 350, ikinci viteste de 1300. Şu anda birinci viteste 350, ikinci viteste 350. Demin yaptığı o çat çut sesleri şu an yapmıyor, şaka gibi. Yani dostlar ben şu bölümü hiç sevmedim. O kadar çok şey geçiyor ki zor. Yani ben adiyim diye bas bas bağırıyor. Şimdi gelelim. Tork gerçekten işe yarıyor mu? Bakın şimdi. Benim bir diğer bu ürünü iade etme kararı almamdaki sebeptir bu. Şimdi 20 numaralı torka aldım. Yani torku 20'ye aldım, öyle söyleyeyim. Bakın çalıştıracağım. Şöyle tutayım. İkinci vites. Birinci viteste evet. Bu daha çok vidalama için sanırsam. İkincide ikinci viteste tutamıyorum. Tamam. Ama yok, tuttum. Evet. Evet dostlar, gördüğünüz gibi yani çok fazla zorlamadan hem bir hem ikinci viteste yani mandreni tutabiliyorum, durdurabiliyorum, torka giriyor. Bakın daha önce almış olduğum Atlas, bunda herhangi bir vites yok, 20. Torkta şu anda. Bakın şimdi ben bunu sıkıca tutuyorum. Kesinlikle durduramıyorum dostlar. Yani mümkün değil. Elim kızardı. Yani mümkün değil tutmam yani, öyle söyleyeyim size. Atlas 20. torkta. Yani bu Atlas'ın tork değerleri bundan daha doğru. Yani tek tek ben hepsini kontrol sağladım. Birinci torktan 20. torka kadar. Ben 20. torkta Atlas'ı hiç tutamıyorum yani. Kesinlikle tutamıyorum. Bakın. Elim yani resmen elimin derilerini soyuyor ya da kendini koruma moduna geçiyor yani cihaz. Buradan da anlaşıldığı üzere motoru da kesinlikle yani 20 tork uygulayamıyor. Çok güçlü değil ve hatta şunu göstereyim. Atlas 750, bakın burada da yazar, 750 devir bölü dakika. Eğer Atlas 750 devir bölü dakikaysa bu kesinlikle 750 devir bölü dakika değil. Bakın. Bakın. Yani ikinci viteste en yüksek hızda çalışması lazım. 1300 devir bölü dakikada. Benim şu an devir ölçen bir aletim yok ama en iyi ölçen referans alabileceğimiz şu anda Atlas. Bakın bu 750. Yani dakikada 750 tur atarken bu kesinlikle 700 tur anca atıyor. 1300 değil yani. Ben aküsünü de şarj ettim ama maalesef durum bundan ibaret.
Akü değerlerine de bakalım. Evet. ...11.83. Güzel. İşte tam full şarj ettikten sonra 12'yi görecektir ama benim dediğim gibi dostlar, hani adaptörüne veya işte gene akülerine falan bir lafım yok ama şu konuda kesinlikle ürünü eleştiririm. Bakınız, tekrar gösteriyorum. 2012 üretim akünün biri. Sanki yanına bir tane de, hani bu zaten yakın zamanda ölecek, bari en azından yanına bir tane daha koyalım da alan adam biraz daha kullansın der gibi bir akü daha koymuşlar. Akü ağırlıkları, hani gramaj olarak ele verdiği ağırlık hissiyatı olarak şöyle değerlendirmek gerekirse, Atlas'ın ki sanki bir tık daha ağır gibi duruyor. Şaka gibi ama maalesef öyle. Yani bunu da yine hassas bir terazide takmak lazım. Dostlar, yani bu şekilde şarja takılıyor. Hiç fena değil aslında ama yani ben Atlas'ı gördükten sonra bu ürüne bu parayı vermem. Atlas alırım. Daha iyi yani, öyle söyleyeyim. Ben güya vitesli oluşuna falan kandım. Bugün BİM'de görünce. Ekmek almaya girmiştim BİM'e. Bunu görünce bunu da aldım çıktım. Ben de hani kendime inanamadım. Kardeşim benim Atlas'ı görmüş, çok beğenmişti. Ona sözüm vardı, sana da alayım bir tane diye. Yani durum bu. Bakın 20. torkta çok rahatlıkla tutabiliyorum. Ama Atlas'ta bu olay mümkün olmuyor. Birinci olarak gördüğüm yetersizliği bu. İkincisi zaten kullanım zorluğu. Yani bunlar o kadar çok zor geçiyor ki. Bakın, orta kademede normalde tutması gerekiyor. Kimi zaman tutuyor, kimi zaman tutmuyor. Çünkü tam geçiremiyorsunuz. Böyle bir anormallik var. Resmen güç uygulayarak ittiriyorum, anca o zaman geçiyor. Yani bu çok yakın zamanda ben bozulacağım hissi veriyor. O sebeple ben bunu hiç sevmedim. O, yani sevmediğim için de içime sinmeyen bir ürün olması hasebiyle iade edeceğim dostlar. Almayı düşünenlere de en azından bu video fikir verecektir. Yani onun dışında Atlas'tan biraz daha kibarmış. Onu da hani artılarına ekleyelim. Görüldüğü üzere Atlas bir tık daha, hem bu kabza bölümü uzun hem motor kısmı uzun. Ama Atlas çok daha sessiz, çok daha böyle hani sanki boş edasıyla çalışıyor. Elime titreşim vermiyor yani, öyle söyleyeyim dostlar. Bu bildiğiniz titreşimli, sanki darbeli matkap gibi çalışıyor. Hani videoya nasıl yansır sesi bilmiyorum ama ben... Yani tüm objektif bir bakış açısıyla söylüyorum bunu. Ben ürünü açıkçası beğenmedim. Yani fiyatını belki hak ediyordur. 230 liraya hani idealdir ama. Mesela Max Extra var. Öyle bir markayı gördüm. Gerçi onu da inceleme fırsatım olmadı ama bir gün elime geçerse inceleyeceğim sizler için. Yani bu ürünü BİM'den almak isteyenlere tavsiye eder miyim? Açıkçası etmem dostlar. Yani Atlas alın, bundan daha kaliteli. Ben Atlas'ın elemanı falan değilim, bunu belirteyim. Atlas bundan daha hani profesyonel görünümünde. Hem malzeme kalitesi açısından hem de bu işlevsellik açısından. Yani ben tamam, şu birinci ve ikinci vitesinin bunda olması bir ekstraydı ama yani motorun kesinlikle 1300 devir döndüğü söylenemez ikinci viteste. Tamam, birinci viteste belki 300-350 devir dönüyordur. Ama şu an ikinci viteste, şu an kesinlikle
dakikada 1300 devir döndüğü söylenemez dostlar. Yani burada belirttiği doğru değil. Yani bunu ben çok rahatlıkla tespit edebiliyorum. Yani keşke bu saydıklarım ürün tarafından sağlanmış olsaydı, ben ürünü yani kardeşime hediye etme taraftarıydım. Hatta bir tane de kendime alma taraftarıydım ama olmadı. Ürün bu şekilde dostlar. Almayı düşünenlere dediğim gibi yani tavsiye eder miyim etmem işin açıkçası. Yani 30, 40, 50, 100 neyse fark ödeyip daha kaliteli ürün alabilirsiniz. Hatta daha ucuza ben 185 liraya aldım Atlas'ı. Bu 230 lira. Karar sizin. Daha az fiyatlara daha kaliteli ürünler mevcut piyasada. Daha güzel yarınlarda buluşmak ümidiyle kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.